Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin kısa süre önce ülkemize de satışa sunmuş olduğu MateBook X Pro'nun yeni versiyonu, yani 2023 versiyonunu inceleyeceğiz. Bakalım bu bilgisayar bizlere neler sunuyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere bu cihazın geçtiğimiz sene, yani 2022'de çıkan versiyonu da inceleme fırsatı bulmuştuk ki bu sene de yine MateBook X Pro 2023 ile karşınızdayız. Yine çok şık bir tasarım çizgisiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Zaten MateBook X serisinde tasarım çizgisi biraz daha ön planda tutuluyor. Bunun yanı sıra incelik ve hafiflik detaylarına da çok fazla önem veriliyor ki zaten önümde görmüş olduğunuz notebook'ta da ince bir tasarım çizgisinin tercih edildiğini ve rakiplerine nazaran oldukça hafif bir yapıda olduğunu görebilirsiniz. Şimdi biraz rakamlardan bahsedelim derseniz arkadaşlar. Burada 15.5 mm kalınlığına sahip bir bilgisayardan bahsediyoruz. Ve bu bilgisayarın ağırlığı 1.26 kg. Gerçekten çok hafif diyebiliriz. Bu hafifliğin yanı sıra arkadaşlar burada magnezyum alaşımlı bir gövdeden bahsediyoruz. Yani öyle kötü bir malzemede kullanılmış değil. Kaliteli ve ağır bir malzeme kullanılmış olmasına rağmen bilgisayarın hafifliği gerçekten takdire şayan diyebiliriz. Sadece 1.26 kilogramlık ağırlığa sahip bu bilgisayar. Peki bu 1.26 kilogramlık bilgisayar bizlere neler sunuyor? Dilerseniz biraz bundan bahsedelim. Tabii ki hafif olduğu için şunu düşünebilirsiniz. Ya demek ki bataryası küçük tutuldu, şarj az gibi. Kesinlikle hayır arkadaşlar. Batarya vesaire detaylarına birazdan değineceğim zaten ama son derece iyi bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz bu notebook'un. Öncelikle şunu belirtelim. Ekrandan başlayalım. Giriş çıkışlar ve işlemci ile birlikte laptopumuzun ya da notebook'umuzun bizlere neler sunmuş olduğunu beraber görelim arkadaşlar. Öncelikle ekrana değinmek istiyorum. Gerçekten burada ince çerçevelerle adeta yok kıvamında bir çerçeve tasarımıyla karşımıza çıkmış Huawei ve gerçekten çerçeveleri olabildiğince ince tutmuşlar arkadaşlar ki bu da 3:2 görüntü oranına sahip ekranın bize maksimum verimlilik sunmasını sağlıyor. Burada arkadaşlar 14.2 inçlik bir ekran var karşımızda ve 1500:1 karşıtlık oranı bulunuyor. Parlaklık seviyesi ise bu ekranın 500 nit arkadaşlar ve bizlere tam 1.07 milyar renk sunuyor. Evet, yanlış duymadınız. Tam 1.07 milyar renk. 90 Hz'lik bir ekranımız var ve bu ekranın çözünürlüğü ise arkadaşlar 3120x2080 piksel. Ayrıca piksel derinliğini merak edenler için de 264 ppi'lik bir piksel derinliğinin olduğunu belirtelim. Ekran verilerine baktığımız zaman Huawei'nin son derece kaliteli bir ekranı kullanıcılarına sunduğunu zaten görebiliyoruz ki burada ekranın premium hissiyatı verdiğini zaten direkt bilgisayarı açar açmaz anlıyorsunuz arkadaşlar. Yüksek çözünürlük ve 90 Hz'lik tazeleme hızıyla ekran sizlere beklediğinizi fazlasıyla veriyor. Sonuçta bu bir iş laptopu ama hani ya oyun oynasam olur mu falan derseniz de gerçekten hem teknik özellikler bakımından hem de ekran tarafı bakımından sizlere oyunlarda da tatminkar bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Bu ince çerçeveli ekranın hemen üst kısmında arkadaşlar bir adet kameramız bulunuyor ve bir adet de dahili tabii ki mikrofonumuz var. Peki bu kameranın performansı nasıl? Bu belki kafanızda soru işaretleri oluşturabilir. Bunun için ufak bir test yaptık. Şimdi dilerseniz bu testle birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar şu anda MateBook X Pro'nun web kamerasından sizlere sesleniyorum. Gördüğünüz gibi görüntü son derece iyi diyebilirim. Sesimi de iyi aldığını tahmin ediyorum. Birazdan izleyeceğiz ve göreceğiz. Ama kameranın gayet başarılı bir performans sunduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet gördüğünüz gibi web kamerasının ve mikrofonun performansı gayet tatminkar seviyelerde diyebiliriz. Ekran tarafında değineceğim son nokta ise arkadaşlar tabii ki ekranın dokunmatik olması ki zaten geçtiğimiz sene satışa sunulan MateBook X Pro'da da böyleydi. Bu sene karşımıza çıkan MateBook X Pro 2023 modelinde de yine
dokunmatik bir ekranla karşı karşıyayız. Burada dokunmatik demişken benim size aslında bahsetmek istediğim farklı bir teknoloji var. Huawei'nin Free Touch teknolojisi arkadaşlar. Bu teknoloji sayesinde alt kısımda yer alan touchpad ile çeşitli aksiyonlar alabiliyorsunuz. Örneğin ekran görüntüsü alabiliyorsunuz, tarayıcı sekmesi kapatabiliyorsunuz, ekran kaydını buradan başlatabiliyorsunuz, video oynatabiliyorsunuz ya da arkadaşlar programı alt kısma yani küçültebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu Free Touch teknolojisi sayesinde de touchpad'in hayli işlevsel bir konuma geldiğini sizlere belirtebiliriz. Tasarım tarafında değinmek istediğim son nokta ise arkadaşlar tabii ki bilgisayarımızın klavyesi. Tuşlar gerçekten çok yumuşak ki önceki nesilde de böyleydi. Zaten Huawei Notebook piyasasında gerçekten güzel işler yapıyor. Ve bazı şeyleri artık standarda dönüştürmüş durumdalar. Yani tuşların yerleşimi olsun, tuşların dokunma hissiyatı olsun bunlar gerçekten çok güzel. Özellikle bilgisayarda yoğun yazı yazan biriyseniz, klavyeyle çok fazla haşır neşir olan biriyseniz klavyenin son derece rahat olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ki touchpad'de yer alan Huawei Free Touch teknolojisi sayesinde de laptopu kullanmak hem klavye bakımından hem touchpad bakımından oldukça efektif hale getirilmiş. Evet, ekrandan bahsettiğimize göre arkadaşlar şimdi sıra geldi tabii ki bilgisayarımıza yer alan giriş ve çıkışlara. Biliyorsunuz günümüzdeki bilgisayarlarda artık hani o eski USB'ler, disk sürücüler vesaire tarihe karıştı. Özellikle bir CD sürücünün ya da DVD sürücünün ben en son ne zaman bir notebook'ta karşıma çıktığını hatırlamıyorum. Ki artık oyuncu laptoplarında dahi arkadaşlar bu tür donanımlara yer vermiyorlar ki doğal olarak MacBook X'te de böyle bir donanım söz konusu değil. Hatta bilgisayarı biraz daha inceltebilmek için USB ya da kart reader gibi gereksiz giriş çıkışlara da artık yer vermemişler. Bunun yerine ne var arkadaşlar? Hem sağda hem de solda 2 adet tip C yuvası görüyoruz. Yani toplamda 4 adet tip C yuvamız mevcut. Bu girişlerden 2 tanesi Thunderbolt 4 destekli arkadaşlar. Dolayısıyla bu girişler sayesinde veri aktarımını çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca cihazı da sol tarafta yer alan USB tip C portlarından ikisiyle de şarj edebiliyorsunuz. Fark etmez. İsterseniz üsttekiyle, isterseniz de alttakiyle laptopunuzu rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Bu arada şunu da belirtelim arkadaşlar. Ya benim cihazlarım, donanımlarım genelde USB girişli diyorsanız kutunun içerisinden tip C to USB diyebileceğimiz bir kablo da çıkıyor. Bunu ne yapabiliyorsunuz? Buradan tip C'ye takarak hemen USB'ye, normal bildiğimiz standart USB'ye çevirebiliyorsunuz ki bu da önemli bir artı. Neden arkadaşlar? Biliyorsunuz günümüzde pek çok marka zaten hani tip C girişleriyle artık bilgisayarlarını servis ediyor. Lakin yanında böyle bir dönüştürücü vermiyorlar. Bu dönüştürücü için de sizden ayrıca ücret talep ediyorlar. Burada Huawei'nin bu dönüştürücüyü kutu içeriğine eklemesi de kullanıcılar açısından önemli bir artı oluşturuyor diyebiliriz. Şimdi gelelim bilgisayarımızın gücüne. Daha doğrusu bilgisayarımızı besleyen o güç kaynağını arkadaşlar. Zaten laptopun kapağını kaldırdığınız zaman karşınıza bir adet Intel etiketi geliyor. Dolayısıyla cihazın içinde Intel imzalı bir işlemcinin olduğunu anlıyorsunuz. Bu cihazda arkadaşlar Intel tarafından geliştirilmiş olan 13. nesil Intel Core i7-13660P işlemci yer alıyor. Bu işlemciye Intel Xe Iris grafik yongası eşlik ediyor. Burada bu grafik yongası için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz nesle oranla %117 daha performanslı bir grafik yongasından bahsediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemde bu tümleşik yongalar, tümleşik GPU üniteleri biraz daha böyle moda olmaya, trend olmaya başladı. Dolayısıyla Intel'in de bu noktada önemli adımlar attığını söyleyebiliriz. Şunu düşünecek olabilirsiniz. Ya onboard ya da işte bu tümleşik kartlarla oyun oynamak çok da mümkün değil diyebilirsiniz. Ama artık arkadaşlar bu durum geçerli değil. Neden? Çünkü artık Intel'in bu Xe grafik yongasıyla önemli bir adım atılmıştı ki bu geçmiş zamana göre de artık daha güçlenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla pek çok oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz ki bu bilgisayarda zaten 16 GB'lık bir RAM desteği söz konusu, 1 TB'lık depolama desteği söz konusu. Dolayısıyla bunları da göz önüne aldığımızda günümüzdeki pek çok oyunu bu bilgisayarda oynayabilirsiniz. Biz bazı oyunları test ettik. Özellikle Valorant gibi, işte Counter Strike gibi günümüzde böyle online olarak popüler olan yapımları test ettik. Bunlarda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık arkadaşlar. Gayet
rahat bir şekilde oynayabildik. Öyle çok fazla ısınma donma da yapmadık. Tabii ki biz kalkıp da 4-5 saat oyun testi yapmadık cihazı ama genele baktığımızda oyun performansının tatminkar olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Dolayısıyla cihazımızın performans anlamında beklentilerimizi karşıladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. MacBook X Pro'da değineceğimiz son detay ise tabii ki hızlı şarj özelliği. Kutu içerisinden arkadaşlar 90 wattlık bir süper şarj adaptörü geliyor. Bu adaptörüyle sadece yarım saatte bilgisayarımızı 0'dan %58'e şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Ki bu da bize zaten neredeyse 5-6 saatlik belki daha fazla bir kullanım ömrü sunuyor. Tabii ki burada önemli olan ne? Bilgisayarda sizin o anda neler yaptığınız. Mesela oyun oynarsanız tabii ki şarj daha az gidecektir. Ama işte bir Word üzerinde, bir dosya üzerinde çalışıyorsanız, ne bileyim bir sunum hazırlıyorsanız şarjınız daha yavaş tükenecektir. Ki yani yarım saatlik bir şarjla sizin işinizi görebilecek, sizi 4-5 saat ortalama olarak idare ettirebilecek bir pil süresi sunduğunu söyleyebiliriz. Evet, gelelim son olarak tabii ki bilgisayarımızın fiyatına arkadaşlar. Bu bilgisayar hali hazırda 49.999 Türk Lirası'na satılıyor. Ama buna ek olarak tabii ki 1000 TL'lik bir sepet indirimi var. Ve cihazı satın alanlara 7.796 TL değerindeki MatePad S128 GB AX2 Router Swift sırt çantası ve Bluetooth mouse hediye ediliyor arkadaşlar. Yani pek çok hediyesi var. Bir de indirim çekini hesaba kattığımızda fiyatın yani böyle 40-41 bin Türk Lirası civarına düştüğünü görüyoruz. Genel itibariyle beklentilerimizi karşılayan bir cihaz. Özellikle ya ben genelde hani dışarıda çalışmayı seviyorum. Ne bileyim bir kafeye, bir çay bahçesine, bir restorana gidip, bir parka gidip doğayla iç içe çalışmayı seviyorum diyorsanız, gittiğim yere işimi de taşımayı seviyorum diyorsanız, bir kütüphaneye gittiğinizde bilgisayarınızı hemen açıp kimseyi rahatsız etmeden çalışmaya devam etmek istiyorum diyorsanız, o zaman MacBook X Pro sizin için güzel bir alternatif olabilir arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi çok hafif, şarjı uzun süre gidebilen ve hızlı bir şekilde şarj olabilen bir bilgisayar. Şarj cihazı zaten çok ufak. Dolayısıyla bu noktada kullanıcılarına pek çok artı sunduğunu da söyleyebiliriz. Fiyatını söyledik, bilgisayarımızın detaylarından bahsettik. Bundan sonrası artık sizin tercihinize kalmış diyebiliriz. Eğer bu bilgisayar hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de yeni elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.